Kapitalizm ile din arasında nasıl bir ilişkinin olduğu, Musevilerin, Yahudilerin kapitalizme nasıl yardımcı oldukları gelişmesinde, büyümesinde ve dünyada kapitalist ruhun yerleşmesinde oynadıkları role ilişkin pek çok tartışma yapılmıştır. Bu konuda ülkemizde önemli bir boşluğu dolduran, alanında belki de tek diyebileceğimiz, muadili olmayan bir kitabı tanıtmak istiyorum. Werner Sombart tarafından kaleme alınmış olan Yahudiler ve Modern Kapitalizm. Gerçekten her bir sayfası, her bir bölümü üzerinde dikkatle incelenmesi gereken bir kitap. Bu yüzden ben bölüm bölüm, her bölüm içerisinde geçen önemli fikirleri burada tartışmak, sizlere aktarmak istiyorum. Ve bu kitabı da daha videonun başında şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer Yahudiler ve modern kapitalizm hakkında kapsamlı bilgiler, doğru bilgileri edinmek istiyor isek bu kitap gerçekten büyük bir fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi 16. yüzyıldan itibaren dünya ekonomik sisteminin nasıl yön değiştirdiğine ilişkin bir bölümüyle başlıyor kitabımız. Bu bölümde 16. yüzyılın hemen başında Yahudilerin İspanya ve Portekiz'den sürgün edilmesiyle birlikte Avrupa'daki ekonomik düzenin nasıl yer değiştirdiğine, refahın nasıl yer değiştirdiğine ilişkin bir tez ortaya atıyor. Daha doğrusu bu konuda etkileyici faktörlerden bir tanesinin Yahudilerin zorunlu göç ettirilmesiyle doğrudan ilişkili olduğunu iddia ediyor. Nasıl mı? Bildiğiniz üzere 16. yüzyılda dünya ekonomik sisteminde öne çıkan ve bir dünya ekonomi modeli olarak kendisinden söz ettiren Hollanda'nın gelişiminde Yahudilerin büyük etkisinin olduğunu söylüyor, gösteriyor. Nasıl mı? O dönemde Yahudiler için Amsterdam'ın ikinci bir Kudüs olarak nitelendirildiğini söylüyor ki burası gerçekten çok önemli. Yine hakeza İspanya ve Portekiz'den göç eden Yahudilerin arkasından bu iki devletin, bu iki krallığın düşüşe geçmeye başladığını, ekonomik anlamda o Güney Avrupa'nın bu iki büyük devletinin bir anda dünya ekonomik ve dünya siyasi tarihinden soyutlanmaya başladığını, eski güçlerini de kaybettiklerini görüyoruz. Tabii ki bu süreç içerisinde Yahudilerin bir kısmının Osmanlı Devleti'ne de iltica ettiklerini biliyoruz. İkinci Beyazıt zamanında gemilerle Yahudi soykırımının önlenmesi açısından, Yahudilerin katledilmesini önlemesi için Osmanlı'ya da geldiklerini de biliyoruz. Bu süreç içerisinde yine Alman yazarımız Almanya'daki bazı şehirlerin de Frankfurt ve Hamburg gibi şehirlerin, Mainz'ın yine aynı şekilde gelişiminin arttığını söylüyor. Yine bu yükselişin bu dönemde Portekiz ve İspanya'dan gelen Yahudilerle arttığını söylüyor. Bu dönemde Yahudilerin bir refah getirici olarak gittikleri yere hep bir zenginlik getirdiklerini, bunun sayesinde de o şehirlerin büyümeye başladığını, ekonomik anlamda bir canlanmanın ortaya çıktığını söylüyor ki Yahudileri şehirlerinde tutmak için Hollandalıların Amsterdam'da sinagog kurmaya nasıl izin verdiklerine dair de bir takım bilgiler içeriyor bu bölümümüz. Gelelim uluslararası ticaretin hızlanmasına ve dünya genelinde yayılmasına. Yazarımız 16. yüzyıldaki bu ekonomik düzenin yer değiştirmesiyle birlikte 17. yüzyıla girildikten sonra ekonomik yaşamın hızlanmasından bahsediyor ve bunun Yahudilerin değerli mücevherat ticaretinde nasıl etkili olduklarını, bu konuda onlardan daha iyi hiç kimsenin yapamadığına dair bir bilgilendirmesi var. Yine bu konuyla ilgili olarak bu bağlamda Yahudilerin pek çok şehirde temel üretim malzemelerinin ve ticaret mallarında da üstün bir konumda olduklarını bizlere aktarıyor. Senet kırma işinde çok başarılı olduklarını, deniz ticaretinde örneğin Hamburg'un Portekiz ve İspanya ile olan ticaretinde Yahudilerin başat rol oynadıklarını söylüyor ve bunların hepsini de dönemin kaynaklarından yararlanarak hepsini dipnotları ile birlikte bizlere aktarmış. Yine keza Doğu Hollanda şirketinden gelen Hindistan'dan baharatların, tekstil ürünlerinin satışında ve pek çok diğer gıda ve mücevherat ticaretinde bir numaralı aranan isimler haline geldiklerini, bu durumun da uluslararası ticaretin, farklı şehirler arasındaki ticaretin hızlanmasına, gelişmesine katkı yaptığını bizlere aktarıyor. Yine de burada Yahudilerin nasıl yer değiştirmiş olmaları, bu konuda esnek hareket kabiliyetlerinin bulunmasının bence burada çok büyük bir önemi var. Çünkü sürgün edilmelerinden itibaren gittikleri yerde yine yaptıkları iş, ticaret ve benzeri işler, borç verme işlemleri, senet kırma işlemleri, deniz ticaretinde ürünlerin fiyatlarıyla oynamalar vesaire, bu konularda muazzam bir başarıya sahip olmaları ve çoğunun da gizli Yahudi olmaları. Yani
Gerçek nüfus bağlamında da bir kısmının Hristiyanlığa geçiş yaptığını ama özünde Yahudi kimliğini koruduklarına dair de enteresan bilgiler var. Gizli Yahudi cemaatlerinin bulunduğuna dair bilgiler de ediniyoruz bu bölümlerde. Gelelim bir diğer önemli bölüme, modern sömürgelerin kurulması, daha doğrusu Amerika'nın keşfi ve Yahudilerin buraya karınca sürüsü gibi yerleşmeleri, dağılmaları, bu bölgede etkinliklerini kurmaları üzerine. Bildiğiniz üzere Amerika'nın keşfiyle Yahudilerin İspanya ve Portekiz'den, Güney Avrupa'dan kovulmalarının aynı döneme denk geldiğinden bahsediyor yazarımız ve çoğu Yahudinin zorunlu gezgin olmaya zorlandıklarını, yani sürgün edilmeleri dolayısıyla bu bölgeye büyük kafileler halinde yerleşmeleri, Amerika'nın pek çok yerine, sadece Kuzey Amerika bölgesi değil, Güney Amerika'ya yerleşmeleri, buralarda şeker plantasyonlarına hemen hızlıca giriş yapmaları, burada pek çok şirketin başına geçmeleri, ticareti yine burada da üstün ticarette yine üstün konuma gelmeleriyle ilgili. Bakınız, burada vermek istediğim ilginç örneklerden bir tanesi Jamaika ve Surinam. Bu İngiliz sömürgelerinde de önemli sayıda Yahudinin şeker ve buğday üretiminde bir numara haline gelmeleri ve buralara çok yoğun bir şekilde yerleşmeleriyle ilgili ciddi bilgiler içeriyor, istatistiki bilgiler veriliyor. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani Amerikancılık denen ruhun aslında damıtılmış bir Yahudi ruhu olduğunu iddia ediyor. Bu konuyu da Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında Amerikalıların ihtiyacı olan askeri malzemelerin ve parasal desteğin Yahudiler eliyle sağlandığına dair çok ciddi bilgileri var, iddiaları var kitabın. Dolayısıyla neresinden bakarsanız bakın, Yahudilik tarihinin modern sömürgecilik tarihiyle de eşdeğer olduğunu, Amerika'nın keşfinde ve sonrasında gelişen olaylarda Yahudilerin bu bölgeye yerleşip şeker, buğday, tütün gibi dönemin en önemli ihraç kalemlerinde birincil başat rolü oynadıklarını ve dünya siyasi ve ekonomik tarihine doğrudan katkı yaptıklarını biz burada çok ciddi bir şekilde görebiliyoruz. Yazarımıza göre modern ekonomik yaşamın bütün aşamalarında Yahudiler dehalarıyla, bu alana yatkınlıklarıyla hep ön plandaydılar. Mesela menkul kıymetlerin, borsanın ortaya çıkartılmasında, Yahudilerin bir finansör olarak nasıl bütün devletlere kredi verir duruma geldiğini, ilk devlet kredi sisteminin yine Yahudiler tarafından ortaya çıkartıldığını öğreniyoruz. Pek çok bankacılık sektörünün ortaya çıkmasında, bankaların kurulmasında, devlet bankalarının ortakları olarak yine karşımıza çıkıyorlar. Mesela Amsterdam Bankası'nın, Hollanda Bankası'nın, İngiltere Bankası'nın kurulmasında yine hakeza Yahudi ortakların, Yahudi işverenlerin ve şirket sahiplerinin hep ön planda olduklarını görüyoruz. Borsanın bir finans aracı olarak spekülatörlerin ortaya çıkması, finansal spekülasyonun ilk defa yine Yahudiler eliyle, paraya olan düşkünlükleriyle birlikte nasıl at başı gittiğini bizlere yine mükemmel bir şekilde aktarmış. Bildiğiniz üzere meşhur Yahudi ailelerinden, zengin banker ailelerinden Rothschild'lerin yapmış oldukları yatırımlara vurgular var. Nasıl büyük bir aile olduklarını, mesela Avrupa'da yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan demir yolu ayrıcalıklarının, imtiyazlarına nasıl hızlı bir şekilde girdiklerini ve pek çok demir yolu ihalesinde ön plana çıktıklarını görüyoruz. Dolayısıyla baktığınız zaman tarihsel süreç içerisinde Yahudilerin o senet kırma işiyle başlayan süreçleri, daha sonra kambiyo senetleri, efendim borsa, menkul kıymetler, para ve taşınmazlar üzerindeki o hakimiyetleri, pek çok sarayın hazinedarı olarak Yahudilerin kullanılması, bunların hepsini alt alta topladığınız zaman özellikle 16, 17, 18. yüzyıllarda Yahudilerin her zaman para ve ekonomi konusunda ticarette aranan isimler olduklarını görüyoruz ki Rothschild ailesinin başarıları, para üzerindeki hakimiyetleri belli başlı sözlere de sebebiyet vermiş. Eğer dönemimizin tanrısı paraysa, peygamber Rothschild gibi, Rothschild'dır gibi ilginç değerlendirmelere de ortam hazırlamışlar diyebiliriz. Kapitalizmin hızlı bir şekilde Yahudiler eliyle gelişmeye başlaması ve Musevilerin ekonomik yaşamdaki etkinliklerinin çok hızlı bir şekilde artması, Hristiyanlar arasında bir takım homurtuların çoğalmasına sebebiyet vermiş. Yani Yahudiler bu dönemde eleştirilerin ve
büyük düşmanlıkların odağı haline gelmişler. Nasıl? Sattıkları zaman yalan söyledikleri, tefeci oldukları, fiyat kırdıkları, sabit kar, sabit fiyat uygulamasından ziyade her zaman zenginliği ön plana almış olmaları, sadece amaçlarının kar etmek olduğunu ve böylece klasik Hristiyan ahlak düşüncesini, o püriten yapıyı bozduklarını, ağırbaşlı olmak, komşuyu da gözetmek gibi konulara hiçbir şekilde önem vermedikleri üzerine ciddi eleştirilerin ortaya çıktığını ve Hristiyan tüccarların artık kâr edemedikleri, Yahudilerin bütün müşterilerini kaptıklarına dair pek çok ilginç dipnotlar görüyorsunuz, anekdotlar görüyorsunuz kitapta. Yani toplum içerisinde Yahudilerin bir anlamda tüccarlıkla, ama bunu sadece kar odaklı olarak yaparak sıyrılmaya başladıklarını tespit ediyoruz. Bu bağlamda da Yahudilerin temel önceliklerinin reklam olduğunu, fiyatlarını düşürdüklerini ama bunu yaparken de sattıkları ürünlerin aslında pahalı olduğunu, verdikleri fiyat aslında düşük diyor bir anekdotta. Fakat giderler işte ipeğin üstünü boyarlar, eski ipeğin üstünü boyarlar, onu satarlar, yamalı ürün satarlar. Mesela Yahudinin sattığı cetvel 10 santim değildir, 9 santimdir ama siz onu 10 santim olarak alırsınız. Fiyatını kırar, aslında size 9 santimlik mal satmıştır. Yani hep bir aldatmaca bu şekilde ortaya çıkartılmış ki Yahudiler de Avrupa'daki pek çok millet tarafından hep aldatmayla ve insanların kandırılmasıyla, bu ticaret akıllı ile alakalı pek çok atasözüne ve deyime konu olmuşlardır. Ama burada belirtmemiz gereken husus, ticareti bir kurnazlık aracı olarak kullanmaları, bu konudaki ustalıkları ve tutumlu olmaları. Bence burası önemli bir husus. Yani yemeyip içmeyip sadece bu konuya odaklanmaları, para biriktirmeleri, tutumlu olmalarıyla veyahut da kitabımız tutumlu olmalarını söylüyorum ama cimrilikleriyle de alakalı bir süreç olduğunu iddia edebiliriz. Önemli ayrıntılardan bir tanesi de Yahudilerin kamu yaşamından dışlanmaları, bu alana girmelerine izin verilmemesi. Yani orduda asker olarak görev yapmamaları, yargı işinden herhangi bir şekilde yer almamaları, kamusal alanda herhangi bir işleme tabi tutulmamaları. Bu onların daha fazla ticarete ve serbest hayata meyletmelerinde etkili olduğunu söylüyor yazarımız ki bu da gerçekten çok önemli, bilinen bir gerçek. Yahudilerin aynı zamanda bir arabulucu olarak bu konuda milletler arası çatışmalarda nasıl fayda sağladıklarını, karlarını arttırdıklarını, devletlere verdikleri o kredilerle, borçlarla, borç veren Yahudi anlayışı işinin ortaya çıkmasında nasıl etkili olduğunu, pek çok çevirmenin dile yatkınlıklarının da olması hasebiyle. Çünkü Yahudiler bildiğiniz üzere temelli yerleşimciler olmamışlar tarih boyunca. Bakın burası da yine çok enteresan, ilginç bir bilgi. Yahudiler hiçbir yere tam anlamıyla burası benim vatanım dememişlerdir. Sadece yaşadıkları yerler onlar için bir kar getiren, bir ekonomik getirdiği müddetçe değerli olmuştur, yaşanılabilir olmuştur. Venedik'in bir Yahudi şehri olduğunu, Paris'te ve Londra'da ekonomik yaşamın gelişmesinde Yahudilerin nasıl etkili olduklarını, Hamburg'un büyük bir ekonomik merkez haline dönmesinde Yahudilerin nasıl etkili olduğunu, burada yaşamalarının ekonomik hayatı, refah getiren bir etken olarak, çarpan olarak nasıl değiştirdiklerini, dönüştürdüklerini bizlere aktarıyor. Burada tabii ki pek çok yere ziyaret etmeleri, farklı dilleri konuşabilmelerini de sağlamış. Bu da devlet yönetimi içerisinde güvenilen ama devlete de tehdit olmayan grup olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Burası bence çok önemli. Yani devletlerin içerisinde arabulucu rolü, çatışmalarda aranan isimler, çatışmayı dizginlemek için kullanılan isimler, pek çok elçilerin Yahudi olması gibi pek çok örnek burada yine karşımıza çıkıyor.
Tarihsel bilgileri ekonomik yaşamda kapitalizmin gelişmesinde Yahudilerin öneminden bahseden yazarımız, Yahudi dininin ekonomik yaşamdaki önemine ilişkin verdiği bilgiler birazcık daha subjektif kalmakta. Bu bağlamda Yahudilerin entelektüel birikime sahip olduklarını, Yahudi dininin entelektüelizme ortam hazırlayan bir yapıya sahip olduğunu, akılcılık ve rasyoneliteye çok fazla önem verdiğini, yani mistisizme kaymadığını, mistik bir hayatı hiçbir zaman öğütlemediğini, dünya içerisindeki hayatı bir çilecilik olarak gören, o Hristiyanlıktaki o keşiş hayatını hiçbir şekilde Yahudilikte göremediğimizi, bu anlamda da Yahudilerin Hristiyanların önüne çıktığını, bu şekilde de modern kapitalizmin gelişmesinde bir katalizör işlevi gördüğünü söylüyor Yahudilik dininin. Bunu da Yahudiliğin kar elde etmeye yönelik pek çok yerinde işte tutumlu olmalısın, kazancını elinde tutmalısın gibi Talmud içerisinde yer alan Yahudi rabbilerinin yani din adamlarının öğütlerinin, sözlerinin nasıl etkili olduğunu, mesela faizle iş yapan Hristiyan ve Müslümanın bu konudan bunun bir günah olduğu için bundan uzak durduğunu fakat Yahudiler için böyle bir durumun söz konusu olmadığını, böylelikle paradan para kazanma, paranın da değerinden getirisini elde etme gibi bir durumun ortaya çıkmasını, böylelikle kendisini Tanrı'ya karşı yeterli bir şekilde tatmin edebilme durumunun ortaya çıktığını söylüyor. Özetleyecek olursak kitabımız Yahudilik tarihinin nasıl kapitalizme iç içe geçtiğini 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadarki süreç içerisinde bizlere anekdotlarıyla birlikte aktarmaya çalışmış. Çok değerli bilgilerin olduğunu düşünüyorum. Burada Yahudilerin konar göçer bir şekilde sürgün hayatı yaşayarak her gittikleri yere uyum sağlamaları, dil bilmeleri, amaca giden yolda her yol mübahtır anlayışı, yani dürüst olmayabilirsiniz. Ticarette tefeciliğin ortaya çıkmasında, borç verme sisteminde, bankacılık, finans sektörünün gelişmesinde nasıl etkili olduklarını, aynı zamanda toprağa bağlı olmayarak, yani kol gücü, fizik gücü gerektiren işlerden değil de akıl gerektiren, matematik gerektiren işlerde, yani hesaplama, parayla uğraşma, para üzerinden kazanç sağlama. Çünkü ellerindeki tek değerli gücün, tek değerli varlığın para olması sebebiyle de nasıl gelişim sağladıklarını ve dünya ekonomik sistemine nasıl yön verdiklerini inceliyor. Burada tabii ki katılmadığınız yönler çokça da çıkacaktır. Yahudi dehasından bahsetmesi, bunu çokça övmesi, Yahudilik dininin bu dehayla iç içe geçmesine ilişkin verdiği bilgiler tartışılabilir. Fakat günümüzde dahi Yahudi ve Musevi insanların, bu dine mensup insanların hala parayı kontrol etme konusundaki becerileri ve güçleri göz önünde bulundurulduğunda bunun tarihsel sürecinin nasıl ortaya çıktığını anlamak açısından bu kitabımız gerçekten sizlere büyük katkı sağlayabilir. Entelektüel açıdan sizlere doyurucu bir kitap olacağını eminim, bu konuda sizlere yardımcı olacağını, Yahudiliği doğru kaynaklardan tanımak açısından da faydalı olacağına inanıyorum. Ülkemizdeki bu Yahudiler hakkındaki bilgi eksikliğini giderme konusunda da faydalı bir eser olduğunu düşünüyorum. Ağır bir kitap değil kesinlikle. Yine herkesin okuyabileceği bir tarzda kitap. Fakat ben çokça not aldım bu kitap içerisinde ve Yahudilik dinini de kapitalizmle nasıl yazarın bağdaştırdığını ve Yahudilerin dünya ekonomi tarihinde başat güç olmalarındaki etkenleri ve hala günümüzde de devam eden etkilerini anlamak açısından çok yararlı olacağına inandığım bir kitap. Bu yüzden sizlere tanıtmak istedim. Okunası kitaplar listenize de almanızı şiddetle tavsiye ediyorum.